Avrupa Birliği aynen ABD ile beraber, ABD gibi başından beri Türkiye'nin bu harekatı yapmasına karşı çıktı. Hatta aralarında bu harekatı, bu haklı, doğru ve meşru olan harekatı neredeyse işgal olarak niteleyenler bile çıktı. Öte yandan bizim Aslan Asuncu'ndaki ortaklarımız Rusya ve İran'a bakıldığında onlar da elbette bu harekata çok sıcak bakmadılar. Türkiye'nin endişelerini, kaygılarını paylaştıklarını, hak da verdiklerini ama çözümün bir askeri harekattan geçmediğini söylediler. Çözüm yolu olarak da Ankara ve Şam'ın bir an evvel iletişime, işbirliğine geçmesini, bunun için gerekse kendilerinin de ara buluculuk yapabileceğini dillendirdiler. Türkiye elbette Şam yönetimiyle, Suriye'nin meşru yönetimiyle görüşmeli. Neden? Şundan. Türkiye'de Suriye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve siyasal birliğini savunuyor. Şam rejimi de haklı olarak kendi vatanının bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve siyasal rejimini savunuyor. Türkiye'de ABD emperyalizminden yakınıyor. Suriye'de ABD emperyalizmiyle boğuşuyor. Fiilen onunla kavga ediyor. Dolayısıyla Şam rejimini dışlayarak, Şam'ı görmezden gelerek, onu yok sayarak bu sorunun halledilmesi mümkün değil. Çünkü hem tehdit aynı kaynak, yani ABD, hem de hem Türkiye hem de Suriye PKK, PYD, YPG'yi bir haklı olarak, çok doğru ve meşru şekilde ülkelerini bölmek isteyen terör örgütü olarak niteliyorlar. Yani ABD'den farklı olarak, ABD onlara kara gücüm derken, onları eğitir, donatır, silahlandırırken Türkiye ve Suriye PKK, PYD, YPG'ye karşı çok haklı ve meşru bir kavga veriyor. O yüzden elbette Ankara'nın Şam'la teması hem askeri harekatın siyasal kazanımlarını da çoğaltacaktır. Hem ABD emperyalizminin bu bölgedeki manevra sahasını daraltacaktır. Hem de Türkiye'nin 911 kilometre sınıra sahip olduğu Suriye ile ilişkilerini düzeltmek, geliştirmek yönünde çok önemli ve bir ilk adım, bir hamle olacaktır. Peki bölgede cezaevlerinde 11 IŞİD'li teröristten bahsediliyor. Bunların aileleriyle birlikte 75 bin kişi olabilecekleri belirtiliyor. Ne olacak bu IŞİD'li teröristler? En zor soruyu en sona saklamışsınız. Bu IŞİD'li teröristler başta Türkiye olmak üzere, başta İran olmak üzere, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölge ülkelerinin en önemli sorunlarından, en temel tehditlerinden bir tanesi. Avrupa ve ABD de IŞİD'i terör örgütü olarak niteliyor. Ama gelin görün ki ABD IŞİD'i bu coğrafyaya çullanmak, bu coğrafyayı birbirine karşı kullanmak, kışkırtmak, bu coğrafyanın yoksul, mazlum haklarını birbirine karşı düşürmek için IŞİD'i adeta bir davetiye, bir gerekçe, bir sebep, bir neden, bir mazeret, bir bahane olarak görüyor. Onu görürken bir şey daha yapıyor. IŞİD terör örgütüne karşı PKK, PYD, YPG terör örgütünü de cepheye sürüyor. Yani kendi beslediği, desteklediği bir terör örgütüne, IŞİD'e karşı yine kendi beslediği, desteklediği, kullandığı bir diğer terör örgütünü, yani PKK, PYD, YPG'yi kullanmak istiyor. O anlamda da IŞİD, ABD'ye göre ABD'nin bu coğrafta olmasının ve bu coğrafada diğer terör örgütlerini desteklemesinin çok haklı bir gerekçesi. Yani IŞİD terörüyle mücadele etmek için de ABD'nin onun arkasındaki varlığını ve onu nasıl kullandığını öncelikle saptaması gerekiyor. Bölge ülkelerinin, en başta da Türkiye ve İran'ın. Bölgenin en kıdemli, en gelişmiş, tarihsel, kültürel, toplumsal, askeri, diplomatik birikimi en güçlü iki ülkesi olarak. Eğer Türkiye askeri harekattan sonra Şam rejimiyle temas kurarsa, tamamı olmasa bile Türkiye'ye yerleşen, kabaca sayılarda 5 milyonu bulan geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacıların önemli bir bölümünü, ama asla tamamını beklememeliyiz, bu gerçekçi olmaz, ama önemli bir bölümünü ülkelerine yollamak istiyorsa, bunun yolu da yine Suriye'de Şam rejimiyle temas kurmaktan geçiyor.